Merhabalar herkese. Bugün eğitimde araştırma yöntemleriyle ilgili bir konu anlatımız olacak. Hemen başlayalım. Bilimin işlevleri anlama, yordama, kontrol olarak ayrılır. Yine bilimin ölçütleri gözlenebilirlik, ölçülebilirlik, iletilebilirlik, tekrarlanabilirlik, sağlanabilirliktir. Sağdanabilirlik de yasa yani yasa haline gelmesi demektir. Yine bilim olgusal, mantıksal, objektif, eleştirici, genelleyici, seçici, birikimli ve evrenseldir. Hipotez, Bilimsel yöntemde olaylar arasında ilişkiler kurmak ve olayları bir nedene bağlayan önermelerdir. Ampirizm bilginin duyum ve deneyimle kazanılacağını söylemektedir. Nitelik araştırmaları bütüncül, araştırma deseninde esneklik, tümevarımcı analiz özelliklerini barındırır. Kuram oluşturma araştırma verilerine anlam kazandırmadır. Geçerliliği kabul edilmiş bilgiler bütünü bilim olarak tanımlanır. Bilimin işlevleri anlama, yordama, kontrol ve kestirimdir. Yine var olanların ilişkiler içinde tanımlanması anlamadır. 2018 okullaşma oranı ile ilgili kestirimde bulunma bir yordam örneğidir. Yine bilimin süreklilik gibi bir ölçütü yoktur. Kanıtlanabilirlik, neden sonuç ilişkisi gibi ilişkileri olur varken süreklilik gibi bir ölçütü yoktur. Çünkü değişebilir bilim geliştikçe. Yine uygulandığında bilime katkı getireceği düşünülen süreçlere bilimsel yöntem denir daha az enerjili buzdolabı yapma bir arge araştırmasıdır. Yine nitelik araştırması bütüncül, doğal ortama duyarlı, araştırma desenine esnek, araştırmacının katıl katılım rolü olan araştırma biçimidir. Araştırma yöntemlerini alan kız ve erkek öğrenciler arasında fark yoktur ifadesi bir hipotezi belirtir. Yine problem durumu bütünleştirme, sınırlandırma, tanımlamadır. Sayılar sadece sembolle gösteriliyorsa bu bir nitel değişkendir, Nit, nicel değildir. Hani sayıları gördüğümüzde direkt nicel diyebiliriz ama sembolle gösteriliyorsa bu nitel bir değişken örnektir. Yine bütündeki parçanın araştırılması sınırlandırmadır. Kız ve erkeklerin ölçme değerlendirme dersi başarıları arasında fark yoktur ifadesi istatistiksel bir hipotezdir. Neden dersiniz şundan: Kız ve erkekler karşılaştırılmış ama ölçme ve değerlendirme açısından karşılaştırdığı için bir istatistiksel hipotez. Yine öğretmenlerin cinsiyetlerine göre bilgisayar okur yazarlıkları arasında fark çıkmamıştır. ifadesi bir bulgudur. Hani bir sonuç belirleniyor. Eğitimde araştırma yöntemlerinin sonuç aşamasında biliyorsunuz bulgu var. Burada da bir sonuç belirtilmiş. O yüzden bulgu. Nitel araştırmada problem belirleme ve hipotez yoktur. Etnografi araştırması katılımcıların bakış açısını ve sosyal gerçekliğini incelemektedir. Bir örgütün belli süre izlenmesi ve bilgi toplanması durum çalışmasıdır. Yine eylem araştırması sistematiktir, nicel araştırma değildir. Kuram üzerine oluşturulabilir. Kuram ile uygulama arasındaki boşluğu doldurur eylem araştırması. Eylem planında geçerlilik ölçütleri tanımlan, tanımlanmaz. Yine gözlemler deneyime dayalı olarak veri toplama biçimidir. Verilerin analizinde hem nitel hem nicel araştırma teknikleri kullanılamaz. Süreçte veri toplama tekniği değişemez. Bu nedenle kullanılamaz. Yani hem nitel hem nicel araştırmayı aynı verinin analizinde kullanamayız. İkisinden birini seçmeliyiz. Yine eylem araştırmalarında araştırma raporunun ayrıntılı yazımı transfer edilebilirlik sürecidir. Kolayda örnekleme, pilot çalışma, telefon anketleri ve benzeri örnek verilebilir kolayda örneklemeyi Son iki yıldaki öğretmenleri inceleme yargısal örnekleme biçimidir. Yine tabakalı örnekleme il ilçe öğrenci sayılarını araştırma durumunda kullanılan bir örneklemedir. Yani il ilçedeki öğrenci sayılarını araştırırken bir tabakalı örnekleme yaparız. Bu da bir tabakalama, tabakalama örneğidir. Bu şekildeydi. Umarım yararlı olmuştur. Hoşçakalın.